Yılmaz'la kahve arası devam ediyor. Adrenalin seviyor musunuz? Yani çok severim. Şu anki yaşadığınız hayatta çok severim. Çok seyahatinizdeki adrenalinlerin sebebi bu mu? Çok severim işte. Adrenalin deyin beni çağırın. O zaman bütün Alplerde kaydınız mı? Hepsinde gezdim. Avusturya Alpleri, İtalya Alpleri, Fransa Alpleri, İsviçre Alpleri. Hepsinde bulundum. Hepsinde var kaydım. Var mı favoriniz? İsminden ötürü Fransa'da bir tane pist var. Onu çok seviyorum. O dünyanın en zor pistlerinden biri olarak geçiyor, siyah pist. İsmi de Le Piste de Bof. Doğru telaffuz ettim bilmiyorum bunu. Fransızcası olanlara... Ama yani Le Piste de profesyoneller için pist anlamına geliyor. Orada ki en başına geldiğim zaman ciddi bir adrenalin oluyor. Snowboard mu? Kayak yapıyorum. Snowboard da yapabiliyorum ama pek sevmiyorum işte. Ben. Peki kayakçıyım, adrenalin ben. Tutkunuzu arabalarınızda da yaşıyor musunuz? Öyle evet. Diyorlar, öyle söylentiler evet, severim, varmış. Severim. Arabalarda da severim. Yüksek hızlar. Da gördüğümüz... Ama böyle olmaz ki bu ya. Şurada gördüğümüz özelimiz. Arabamızın özelliği nedir? Bir değişik bir özelliği var mı? Evet, bu aracımız Işılay Hanım. Bunun ilginç bir anısı var. Anısını anlatmak isterim ben. Amerika'da bu araç ilk çıktığı yıl orada Sturgis'te, South Dakota'da bir festival düzenlenir. Bu festival de her yıl düzenlenir ve motosikletliler gelir evet, buraya. Bu sene birçok öğrencimizi gönderiyoruz. Evet, hepsi, şüphesiz hepsi de bilirler. O Sturgis, Deadwood taraflarında binlerce, on binlerce motorcu bir araya gelir. Orada da bir stand vardı ve bu araba ilk çıktığı zaman o dünya üzerinde orada tanıtımları vardı. Ben de ona denk gelince çok dikkatimi çekmişti. Ve ilk defa doğum günümde işte yıl bilmem kaç ilk çıktığı yıllarda buluruz herhalde. Bu motora bir binmek istedim, rica ettim. Onlar da sağ olsun bindirdiler. Gerçekten çok ciddi bir adrenalin. Çünkü araba aşırı derecede yere yakın. Evet, orada gösterin. Evet, şurada gösterilen evet. Gibi. Evet, araba aşırı derecede yere yakın ve çok güçlü bir motoru var. Hafif, üç tekerlekli olduğu için bir denge problemi de yok. Çok hızlı gidebiliyor. Çok adrenalini hakikaten hissedebiliyor insan. O zaman bindim ve ben bunu çok sevdim. O gün bugündür uzun yıllar boyunca ben Türkiye'den Amerika'ya, gene Sturgis'e, sırf bu festivale her doğum günümde gidip bu araca binmek için çok uğraşıyordum. Hakikaten de yapıyordum. Her yaz, geçmişimde her yaz Amerika'ya gidip sırf Sturgis'te doğum günlerimi özellikle denk getirip orada bu araca biniyordum. Ama asla Amerika'dan getiremiyorduk. Çünkü Amerika normları Türkiye'ye uygun değil. En son aracın Avrupa'da üretilmene karar verildi ilk defa geçtiğimiz yıl, 2022 yılında. Öyle olunca da tabii ki Avrupa'ya girince bizim normlara da uygunlaştı ve hemen ilk aracı Türkiye'ye bir şekilde yurt dışından getirebildik. Siz sadece karada değil de herhalde bari havada da bazı şeyleri seviyorsunuz. Enteresandır ama çok havada öyle lükse düşkün değilsiniz. Değişik şeyler görüyoruz. Şurada gördüğünüz gibi, şurada... burada gördüğünüz gibi evet. Şunun evet. Gibi. Bunu bizzat kendinizin kullanmışlığı var mı? İlk tabii hareket ettirme motor çalışmalarında aktifim ama uçurmadım. O uçağın anısı çok ilginç. O uçak 1942 model yanlış hatırlamıyorsam. İlk 40, uçak herhalde. 42 model ve o zamanki pilotumuz da 90 küsür yaşındaydı. O da ilk insan. o da ilk pilot. Ve bu uçak iki defa aktif olarak Dünya Savaşı'nda görev almış Şilay Hanım. Gördüğümde çok heyecanlandım. Çok da hoşuma gitti. Özellikle klasik de benim çok hoşuma gider. Bu yüzden mi Amerika'yı seviyorsunuz abi? Şilay Hanım, Amerika benim ilk uluslararası seyahatim. Bir, ikincisi hayatımdaki en değerli şeyleri orada buldum. İşimi de oradan kurdum. İlk şirketler grubumuzun bugün en değer verdiğim şirketi de Yero Yurt Dışı Eğitim de zaten oranın bir fikir ürünüdür. Yani Amerika bende çok başka bir yer. Kaldı ki şöyle söyleyeyim, ben hatta hala bile gittiğim zaman sakalım, Türkiye'de bazen stresli olduğun zaman sakalım dökülür. Oraya gittiğinde gürleşiyor. Hemen gösterelim o zaman. Evet, kaba sakal gibi olabiliyorum. Varsa bulabilirler.
kaba sakal gibi oluyorum. Öyle bir bana mental olarak da çok iyi gelen bir yer. Amerika'yı ben bütünüyle gerçekten çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir yer. En çok mesela rutininiz nasıl geçiyor? Amerika'ya gittiniz. Bir, diyelim buradan giden öğrencilerimiz için de söyleyebiliriz bunu. İlk adım attığınızda bir rutininiz var mı? Gider var. Gitmez şunu yapıyorum dediğiniz bir şey evet, var mı? Güzel, böyle tam istediğim standartlarda güvenlik önlemi yüksek olması gereken bir araç skalam vardır. Onu yaparım. Aracımı aldıktan sonra derhal Walmart'a giderim. Asla bir şaşmaz. Belki Walmart'a giderken bir kahve içerim ama ilk önce Walmart'a Dunkin'den giderim. Dunkin'den mi Starbucks'tan mı? Yoğunlukla Dunkin'i ben Amerika'da daha çok tercih ediyorum. Çünkü ice mı, sıcak mı? Her zaman ice. Ben asla içerim. Kahvede yaz kış hiçbir zaman sıcak içmem. Hep ice içerim. Soğuk diyelim buna. sonra işlerim Walmart'a gider. Ve ice ama misto. Var. Asla latte değil. Varış saatine göre. Mandalır saat. Evet, McDonald's'ın bir kampanyası. Evet, McDonald's'ın kampanyasını alıyorum. Any size mandalı kafe. Abi happy hour servis alırım diye. Mandalırlar da happy hour kovalıyorsunuz diye duyduk. Ondan daha öncesi var. Işıl Hanım, önce araba için varış saatimize göre tabii Amerika'ya. Mesela ilk önce yakın tarihte bir uyku planı varsa ya da acil bir yere seyahat etmem gerekiyorsa hiç şaşmaz Walmart'tan yastığımı, battaniyemi, işte gerekli olabilecek ürünlerimi alırım. Biraz da abur cuburlar da alırım. Eğer yok hemen o gün bir şey yoksa ya da olası rotalardan ötürü gece geç saatlerde vardıysam da hemen kahvaltı malzememi alırım. Walmart'ta bu benim için mükemmel bir duygudur. Walmart'ın içerisinde portakal suyu, bazı tanımlamalar var. Oldu mu? Bahri Bey'i Hilton'un otelinde kahvaltı ederken hayal etmiştik. Asla. Böyle değil mi? Benim bazı çizgilerim var, prensiplerim var. Amerika'da ilk kahvaltı Walmart'ın önünde, o jipin, arabın kaputun üzerinde olur. O benim için olmasın. Belki bulabilirsek büyük, bu fotoğrafta da herhalde. Büyük bir hazdır. Evet, ben bir tane size paylaşayım onunla ilgili. İlk rutinim budur. Sonra Işıl Hanım. Yollar. Hemen yollar başlar. Sonra bütün eyaletleri gezerim. Amerika'da belki unutamayacağınızı düşündüğümüz, hani bu ekstrem seviyorsunuz. Asla. İşte doğal hayatı seviyorsunuz. Hafızam çok iyidir. Hani siz içine girmeseniz de bilhassa sizi bulan bazı ekstrem durumlar söz konusu olurmuş. Şöyle bir hatırlatmada bulunsam. Evet, çünkü unuttum. Essex Park'ta değil. Tennessee Smoky Mountains. Smoky Mountains. Şu fotoğraf size ne hatırlatıyor? Great Smoky Mountains. Hemen. Şurada görmüş olduğunuz hemen. Bu jacuzzi evet. İçindeki fotoğrafın anısı evet. Nedir? Bu çok ince bir, her ne kadar da burada çok aşırı relax bir tatil yapıyormuşum gibi görünse de fotoğraftan tam olarak yarım saat önce aynı yerde, aynı karede bir ayı vardı. Ayı saldırısına uğradığımız bir yer bu. Mükemmel, İnşallah güzel. Bir arkadaşımız sadece yendi vefat etti. Ama olsun, parçalarını alabildik. Kolu bizde. Kolunu aldık. Kolunu aldık. O parmak size önemliydi çıkış yaparken ülkede. Işıl Hanım, burada dedim ki bir gün yine ekibime böyle bir mutlu edeyim. Çok onlarla hani yorulduk artık seyahatimizin, çünkü bayağı bir %70-80'lik evresinde. Gittim sabah erkenden kalktım. İşte şehre indim. Orası şehirden çok uzak bu arada. Smoky Mountains'da. Tennessee. Gettysburg tarafında. Dağın üstünde, ormanın içerisinde bir ev burası. Tek ev. Tek başına bir ev burası. Tabii çevrede yine böyle müstakiller var ama yakın değil. Birbirinden uzak. Tamamen ayrı. Böyle bir site yok. Zaten orman için. Karadeniz evleri gibi. Aynen öyle değerlendirebiliriz. Gittim, bir sürü malzemeler aldım ki benim canımı çok yakan bir Nutella olayım var. Nutella Amerika'da çok pahalıdır. Amerika'da Nutella almıştım o zaman. Nutella'mı aldım, bir sürü malzemeler aldım. Geldim, dedim ki işte ekip o zaman sucuk evin içerisinde. Sucuk da var, evet, maalesef. O sucuk galiba bütün şeye, katil sucuk aslında. Başımıza gelen her şeye mesuliyet o sucuk herhalde. Türkiye'den tabii bunu söylememekte fayda var. Neyse, Amerika'dan aldığım ya da bir şekilde Amerika'da yanımda bulundurduğum, tedarik ettiğim asla olmazsa olmaz bir sucuğum var. İşte sucuklu yumurtalar bir yandan bir yandan da Işıl Hanım orada
mangal yaktırdım. İşte mangalım var. Mangalı yaktım. Bir yandan işte sosis pişiriyorum. Kokanjele mükemmel bir sofra. İşte ekibi uyandırmaya gideceğim. Gittim. Hatta ekibi de uyandırdım. Kahvaltıyı siz mi? Ben hazırladım. Her şeyi ben hazırladım. Çok güzel şeyler hazırladım. İşte herkese de haber verdim. İşte ekipten geldik. Güzelce kahvaltıyı müzik yapıyoruz. Müziğim var. Bir cep telefonumu aynen böyle açmışım. İşte müzik kenarda o koçun kenarında şeye bırakmışım. İşte tahtaya. Müziğim çalıyor derken işte Gözde Hanım herhalde işte bağırdı. Bir anda ya ayı var ayı var diye bir bağırdı ve içeri kaçmaya başladılar. Ben de tabii işim gereği bana malzeme lazım. Hani ne olur ayı nereden nasıl girer? O bakayım ne kadar mesafede diye onu ayıyı arıyorum. Meğerse sevgili Işılay Hanım şurası o üst tarafın yani bizim o şu fotoğrafın olduğu yerdeki işte bir çıkıntı ve orası gerçekten yüksek altı orman. Atlayıp kaçma imkanı yok. Buraya o dışarıdan çıkış yeri var. Buradan da evin girişi var. En son biz ayıyla böyle bir çak bir beşlik mesafesine kadar geldik. Ayı bu tarafa doğru geliyor. Ben buradan evin içine girdim. Böyle aramızda zannediyorum 40-50 santim. Ayı kahvaltıya oturdu size. 40-50 santim bir payla geçtik. Ve hiçbir şey yapamadık. Ayı gitti. Bütün o kahvaltımı benim o kıyamayıp hazırladığım özellikle o Nutella'mı böyle bandıra bandıra böyle eline patisini içine soka soka her şeyi istisnasıydı. İnşallah onun videolarını buluruz. Hatta bulursak yani göreceksiniz gösterir miyiz bilmiyorum ama ayı doydu. Tuvaletini yapıp geri gelip geri devam etti. Saatlerce burada hiçbir şey yapamadık. Çay demleseniz bari. Burada teknik verilerin hepsini uyguladık. İşte yok ayı ne yapıyor? Ben burada öğrencilere oryantasyonlarda anlattığım şeyler var. Ayı saldırısında ne yapılır diye. Hepsini yapmama rağmen sucuk daha cazip geldi. Zannediyorum ki hiçbir işe yaramadı. En son doğal hayat koruma birimi vardır. Yine onu da Amerika'nın acil çağrı hattında ararız. 911. Onu aradık. Sağ olsun onlar geldi. İşte birkaç korku ateşiyle ayı uzaklaştırdı. Ama biz kahvaltı yapamamış olduk. Bu da böyle bir anımızdı. Yani fotoğraf sizi yanıltmasın. İstirham ediyorum işte. Gerçekler böyle Işılay Hanım. Hayaller, hayatlar işte onlar hayaller. Ama hayatlar bu ayılarla. Çok doğru Bahar Bey. Kıssadan ise ayılardan korkmayın mı? Ne diyelim? Bu program bitmez Bahar Bey. Anılar bitmez. Çok. İnşallah daha sevilirse ikinciye geliriz işte. Olur Bahar Bey memnun oluruz. Reytingler düşerse çağırın sizi. Reytingler düşünce çağırın beni. Düşmese de yani siz ne istiyorsanız o Bahar Bey. Ben ara ara diğer çekimlerde de gelirim. İzlemesi evet, çok evet, eğlenceli çok olacak belli olur. Ki gördüğüm şimdi kadarıyla. Yayınımızın programımızın formatı gereği bir oyun oynayacağız sizinle. Olmadı. İlk defa sizinle oynuyoruz programda ilk zaten. Size bazı sorular soracağım. Evet. Bazı kişiler göstereceğim. Sizin anlık cevap vermenizi istiyorum. Allah Allah. Şimdi ilk sorumuz. Yurt dışında ne kadar toksik bir turistsin? Oyunumuzun adı bu. Birinci sorum geliyor. Bulunduğun oteldeki eşantiyon eşyaları yanında götürür müsün? Sabun. Kesinlikle. Pamuk. İstisnasız her şeyi alırım. Kulak pamuğu dahil. Ayakkabı çekeceğini bile almış. Keratayı bile almışlığım var. Plastik evde bir sabun stoğunuz var mı bundan ötürü? Var, var. Tüm dünyanın her yerinde sabunlarım var. Gördüğün her yerde fotoğraf çekilir misin? Yani şöyle eşimin ısrarı olursa evet. Eşimin ısrarı olmazsa. Evet her yerde değil ama genel olarak ünlü lokasyonlarına çekilirim. Yurt dışına gittiğinde kaç story atarsın? Işıl Hanım bununla ilgili bir standarda oturtmaya çalışıyoruz sosyal medyacı danışman arkadaşlarımla birlikte. Ama günlük 5'i geçmemeye çalışıyoruz. Günlük. Standardı bu mu? Evet standardı bu. 5'i geçmemeye çalışıyoruz. Yurt dışına benim gittiğinizde yemek için Türkçe yazan bir tabela mı ararsınız? Yoksa? Asla. Asla. Tamamen bölgenin. Yoksa öyle miyim ben? Ben öyleyim demem. Asla. Ben her gittiğim ülkede değişik bir şey yemeye ona çalışırım. Özellikle o ülkenin yerel yemeğini yemeye çalışırım.
Türkiye'de daha ucuz olduğu için marketlerden ürün stoklar mısınız? Bavulunuza doldurur musunuz? Evet. Yapmışlığım var, evet. Yapmışlığım var. Mesela evet, sucuk var. Mesela koltuk altı rolanları, spreyleri falan her zaman. Çerez de olabilir. He, biz buradan bir saniye, soruyu yanlış anladım o zaman ben. Buradan oraya giderken evet, mi? Evet, buradan. Kesinlikle evet. Yurt dışında Türk olduğunuzu belli eder misiniz? Muhtemelen belli ediyorum. Çünkü genelde değişik bakışlar alıyorum ben. Ben bununla aynı fikirde değilim sizinle. Allah Allah. Bir Türk gördüğünüz zaman direkt İngilizce konuşmaya başlıyorsunuz anlaşılmasın diye. Belli olmasın diye. Doğru. Ama muhtemelen ondan anlaşılıyor olabilir Şilay Hanım. Çünkü birkaç öyle reaksiyon aldım. Şey oluyor mu peki, Türk var diyor musunuz öyle? Var burada, evet. Cem Yılmaz'a ben de buradan selam söyleyeyim. Cem Yılmaz'ın o yaptığı evet Türk var, Türk istemiyorum dediğim bu. Evet, orada çok Türk vardı. Ağzını da yapmak isterdim ama şu an yapmayacağım. Ya bu Avrupa'da özellikle Fransa'da çok Türk var. Farklı bulduğunuz yemekleri tek tek dener misiniz? Şilay Hanım, mümkün mertebe evet. Diyet programı uyduğu sürece evet. Hangi diyet programı? Kendime içgüdüsel diyet. Teknolojik aletler ucuz olmasından dolayı ticaret yapmayı hayal ettiniz mi yurt dışından? Yok. Ticaret yapmayı hayal etmedim. Zaten gelirken hep ihtiyaçlarımı alabiliyorum oradan. Alıyorum. Ama ticaret için yapmadım. Ticaret için yapmıyorum. Zaten yapıyorum. Evet, bir ticaretimiz zaten. Oradan buraya satıyoruz var. Evet, buradan oraya satıyoruz. Evet, evet, ticaretimiz var. Aldığımız cevaplara göre Bahar Bey, tebrik ediyoruz. Siz toksit bir turist değilsiniz. Tebrikler. Bravo. Teşekkür ediyorum. Size bazı fotoğraflar göstereceğiz. Tamam. Ve bu fotoğraflarda tekrar gençlik yıllarınıza geri dönseniz, yurt dışı eğitim programlardan herhangi birine gitmek isteseniz kiminle giderdiniz? Tabii bu ki. Bu fotoğrafları göstereceğiz. Hemen. Ve o programı kimle gitmek isterdiğinizi bize söyleyeceksiniz. Evet. Evet, geliyor. Hazır mıyız? Evet, hazırım. Ama hiçbir baskı altında kalmadan. Kesinlikle. Tüm gelsin. Ayşe Gür'de hemen sayın. Hemen sayın. Neden? Çünkü çok daha kibar, çok daha efendi, çok daha uyumlu olduğunu düşünüyorum. Hayır, o küçükken sizi öpmemiş miydi? O siz değil miydiniz? Evet, hemen sayın. Bir konserinde beni kucağına almış. Evet, onu asla unutamam. Anılar çekti. Evet, Emel Sayın'la devam ediyoruz. Yurt dışına Emel Sayın'la gidersiniz. Peki ya Filiz Akın gelirse? Ben yine Emel Sayın derdim. Emel Sayın'la devam daha çok ediyoruz. Uyumlu olduğu için. Daha bir de yumuşak bakıyor. Bakın diğeri çok sert bakıyor. Ünlüler ben... sizin yaşınıza özel tayin edildi. Normalde Rihanna, işte Kylie Jenner falan sorulur. Tekrar belirtmek isterim. Bir konserinde Emel Sayın hanımefendi beni kucağına almış. Abi, onun için ben yine Gülşen Hanım da olsa Emel Sayın'dan ilerlemek isterim. Peki ya şimdi gelen? Bence gidilir ya. Adile Naş. Evet, burada Adile Naş'ta da kayabilirim. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın inşallah. Çok sevdiğimiz biri, eğlenerek evet. Geçer. Program eğlenceli ve olur. Müjdar. Müjdar kesinlikle Adile Naş. Hülya, bak şimdi çok arada kaldım. Acaba geri dönüp Emel Sayın'ı seçebilir miyiz? Ben bu iki seçenek arasında Adile Naşit. Çünkü eğlenceli bir program olması her şeyden daha değerlidir benim için. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Işıl Yılmaz'la kahve arasının sonuna geldik. Bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. İlk programımızda bizleri yalnız bırakmadığınız ve konuğumuz Bahar Bey'e bizimle olduğu için çok çok teşekkür ediyoruz. Reytingler müsaade ettiği sürece sizinle yayınlarımıza devam edeceğiz. Esen kalın.